Microsoft Flight Simulator 2020'den hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir yere daha uçuyorum. Neredeyim? Dubai Uluslararası Havaalanı'ndayım. Buradan çıkıp Güney Kore'de bulunan Incheon Havaalanı'na doğru bir yolculuk yapacağım. Şu an kalkış izni istedim. Pist temizledi bana ama evet, pist temiz. Biz piste gireceğiz ve daha sonrasında yolculuğumuzu, kalkışı gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 8,5 saatlik bir uçuş olacak. 39.000 irtifada yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. İnişi yine sizlere göstereceğim. Kalkıştan itibaren komple hızlandırılmış video olarak bu uçuşu izleyeceksiniz. Arkadaki şu kamera sayesinde tüm uçuşu görüntüleyeceksiniz arkadaşlar. Şu kamera sayesinde tüm uçuşu görüntülemeye çalışacaksınız. Yakıt oranlarını falan vesaire komple göreceksiniz. Böyle videolar daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. O zaman yavaştan kalkışımıza geçelim. Şu anda söylemek gerekirse gece saat 3. Yalnız Dubai saatiyle de 4.10 geçiyor. Türkiye saatiyle de 3.10 geçiyor. Bu saatlerde bir kalkış yapacağız. Ertesi gün saat 11 civarı, yani 28 Aralık Pazartesi günü, evet 28 Aralık Pazartesi günü saat Dubai ve Türkiye saatiyle 11 gibi orada olacağız. Tabi Kore'de saat kaç olacak tam bilmiyorum. Büyük bir tane Kore'de akşam olmasına yakın varmış olacağız. Her neyse, laf fazla uzatmayalım, kalkışımıza hazırlanalım. Flap 2. Şunu da kalkışa alalım. Hadi bakalım, kalkıyoruz arkadaşlar. Kazasız belasız inşallah. Biraz sert bir kalkış oldu bu gamepad ile alakalı bir durum bu arada arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Şu iniş takımlarımızı kapatalım. Gamepad bazen takıntılık yapabiliyor gamepad ile oynadığım için. Onun haricinde sorun olmadan bir kalkışımızı gerçekleştirdik. Şimdi birazcık daha yükselerek yolculuğumuza gerçekleştiriyoruz. Güle güle Dubai. Şöyle Dubai'ye de bir kez daha bakalım ve yolculuğumuzu gerçekleştirelim. Hayırlı yolculuklar o zaman. İyi seyirler size de.
turn up. Let's go. Thank you.
Kore havaalanına doğru yaklaşmamızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. İniş takımlarımızı artık açabiliriz. Şöyle iniş takımlarımızı açalım. Işıklarımızı, landing ışıklarımızı yakalım. Ya Kore'de hava akşam. Büyük çoğunluğunu gündüz mü yaptınız yolculuğu bilmiyorum şu an. Nasıl bir havada geldik, ne yaptık? Hiçbir fikrim yok. Piste doğru inişimizi gerçekleştiriyoruz. Kore'nin üstünde birkaç tur attıktan sonra iniyoruz arkadaşlar. Flap full uyarısı geldi. Böyle. Hemen flapleri one yapalım. Birazcık daha yavaşlaması için uçağımızın. Şu hız speedini kaldıralım şuradan. Artık ona bir ihtiyacım yok. Uçak bizi kendi kendine yaklaştırmaya devam ediyor. Birazdan pisti ortalayana kadar gideceğiz. Daha sonrasında oradan manuel bir şekilde uçağımızı indirmeye başlayacağız piste. Yolculuk nasıldı? Allah benim için bilmiyorum, ben yoktum çünkü. Kendi geldi yani. Normalde gerçekten uçağı bırakamazsın ama oyun olunca bırakıyorsun, mecbur kendi geliyor. Geceden gündüze döndük ya burada bir anda. Durumlar öyle. Erkenden mi 1000 dedi bu? Yoksa gerçekten yaklaşma doğru mu? Piste uçak mı var? Yok, tamam. Piste bir an uçak var sandım. Şöyle flaplerimizi fullleyelim. Birazcık daha yavaşlayarak. Çok hızlı geldim ama herhalde birazcık yavaşlayarak inebiliriz. Yavaşlaman lazım uçak. Piste girme. Oğlum pistten geçti adam ya. Neyse. Tamam. Şöyle bir birazcık erken indik ama tamamdır. Biraz geç açıldı nedense şeylerim. Reverse motorlarım birazcık geç açıldı. Niye öyle bir şey oldu bilmiyorum ama sonuçta indik. Evet, şimdi pistten ayrılabilirim. Ama hangi yerden ayrılacağım onu da bilmiyorum. Bakalım hemen taxi to gates isteyelim. Şeyden. Daha sonra pistten ayrılıp oğlum nasıl bir şehir anlamadım ki, donuyor. Birazcık hızlı gidiyorum. Arkada uçak pistten geçti değil mi? Evet, tamamdır. Birazcık daha yavaşlayaraktan pistten kendimizi dışarıya şu şekilde atalım. Bayağı kule benim irtibatı falan kesmiş ya, zorla konuşuyorum kuleyi. Beni sevmiyorlar herhalde. Dede bu kim ya? Bu kim abi ya? Durum o galiba. Evet, gate 35'e gireceğiz. Artık buradan herhalde bugünün akşamı yani gecesi çıkacağım. Yolculuğu gerçekleştireceğiz. Ama nereye olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimal Malezya'ya gidebiliriz ya. Bilmiyorum ama alt kısımlara Endonezya, Malezya değil de Endonezya olabilir. Endonezya'dan da Avustralya'ya geçebilirim. Öyle bir fikrim var. Hiç gitmedim oralara. Aslında oralara gitmek istiyorum. Oraları da bir görmek istiyorum. Bilmiyorum. Bakalım, buradan direkt uluslararası bir havaalanı zaten. Buradan çıkıp bir yere gidebiliriz. Gittiğimiz yerde önemli bir yer olması gerekiyor. Artık hani Airbus'ta uzun uçuşlar yapabildiğimiz için
rahatlıkla uzun uçuşlar yapabildiğim için 8 saatlik yolculuk yapabiliyorum. Böyle de rahat oluyor. Şimdi şunu da söyleyeyim. Keşke Airbus A350 bir an önce eklense oyuna da oynasak. Şimdi A350 bir an önce eklense de hani diyeceksiniz şimdi yapılıyor mu abi, geliyor mu? Ayrı bir mod takımı A350 projesini yürütüyor şu anda. Ne zaman tamamlanır bilmiyorum. Bayağı şeyleri ne deniyordu ona? Ham görseller paylaşıldı. Ham görselleri paylaşmak böyle kokpitin işte cilalsız hali. Böyle kaporta olur da kaporta macunlanır da gözükür yani. Beyaz beyaz. Aynı o şekilde, hiç boyalı falan değil. Direkt test şeyleri hazır. Onlar işte tekçirleri giydirilecek, renklendirilecek. Daha sonrasında büyük bir tane oyuna eklenecek A350. Yani A350 geldiğinde uzun rotalar çok güzel gideceğiz. Çünkü A350 muhteşem bir uçak. Yani uzun yolda baya baya yani tercih edilen uçaklar günümüzde. O yüzden onlara geçeceğiz. Şimdi Airbus A320 bir ülke arası. Yani nasıl diyeyim size? Aslında kıtalar arası değil de şehirler arası bir uçak. Daha doğrusu Airbus A320 Neo. Hani o yüzden bunlarla pek yurt dışı falan çıkmak biraz zor. Dar menzil, hani fazla gitmiyor. Ama gittiği zaman da bu saat 8 saat falan uçabiliyor. Yani orası ayrı bir konu da. Yani doğal olarak hani bu uçağı uzun yola götürmezsin. Ama biz götürüyoruz, yapacak bir şey yok. Boeing kullan dersiniz abi. Boeing kullansın falan. Şimdi ben full paket değil bendeki oyun. Yani o yüzden full paket olmayınca da şeyin, Boeing'in çift katlısını kullanmak istemiyorum açıkçası. Çok tipsiz geliyor bana o uçak. Aşırı tipsiz o uçak ya. Ama diğer olsaydı, diğer tek uzun var ya, 700 işte 10 737-10 Dreamliner mı? Öyle bir şey yani, tek uzun var ya. Dar gövdeli diye geçiyor onlar herhalde. O olsa belki bir ihtimal hani onu sürmeye çalışırdım. Ama şu an yok yani. Ve Airbus'a bu kadar hakim olmuşken Boeing'i de nasıl hani kafa yorulur bilemiyorum. O yüzden şu anlık bir şey diyemeyeceğim o konu hakkında. Durumlar böyle. Geldik baya baya şaka maka geldik. Uçakta halen 3 tonluk, yani 3,5 tonluk bir yakıt kalmış. Yani bravo, gerçekten bravo, 3,5 tonla. Bir herhalde rüzgarı arkamıza alarak ekstra hızlı bir şekilde geldik biz. Ve yakıttan da tasarruf ederek büyük ihtimal yolculuğumuzu gerçekleştirdik. Çünkü bu kadar sanmıyorum ya. Şöyle bir gidelim. Birazcık daha gideceğim herhalde. Okey, fren işaretiydi bu. Geldik arkadaşlar. Park bireyimizi kapatalım. Motorlardaki gazı alalım. Şunu şöyle yapalım. Kapımızı açalım. Motorlarımızı istop edelim. Şu ışıklarımızı da kapatalım diyecektim. Oyun kaydetti kendini. 1 saat 39 dakika gece sürüş yapmışız. 6 saat 57 dakika gündüz inmişiz. Normalde akşam inmemiz lazımken gündüz inmişiz. Öyle de bir ilginç uçuş oldu. Güzel de oldu. 110 saat uçuşum var toplam. Normalde bu saat daha fazlaydı. 200 saati bulmuş olması gerekiyordu ki benim save dosyam gitti. Yani kayıt dosyası gitti. Asıl orijinal kaydettiği, sisteme kaydettiği log gitti. Gidince de böyle tekrar 60 saatlere geri düşüp o saatlerden kasmaya başladık. Şu an 110 saat. Zaten birkaç gündür böyle uzun seferler yapıyorum. Ve devamı da gelecek böyle timelapse'li bir şekilde. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.